İyi akşamlar izleyicilerim, iyi akşamlar herkese. İsmim Fasan Zeki Al. Videomuzun bu köşesinde, YouTube kanalımızın bu köşesinde ne okusam, kimi okusam köşesinde bu akşam size Oğuz Atay'ı ve eserlerini anlatacağım. Bu köşe, bu dizi bir kitap eleştiri köşesi değildir. Bunu peşinen söylemek, bildirmek isterim ki insanlar, arkadaşlar, beni izleyenler böyle bir beklenti içerisine girmesinler. Bu arada eleştirilerimi yaptığım, çeşitli okuduğum kitaplardan alıntılar da yaptığım bir web sitesi var. Onu da sizlerle paylaşayım. www.binkitap.com. Burada Hasan Zeki ismiyle, user'ıyla yorumlarımı, eleştirilerimi veriyorum. Başkalarının okuduğu kitaplara da, alıntılara da zevkle beğeniler sunuyorum. Ancak benim bu kanalı, bu oynatma listesinde paylaştığım bu videoları hazırlamamdaki maksat, amaç ne bir kitabı göklere çıkartmak, ne yermek, ne eleştirmek, hele hele kritik yapmak istemem. Çünkü bunlar için kitabın içerisindeki birçok mevzuyu dile getirip, gündeme getirip, ondan sonra bunlarla ilgili fikri belirtmek gerekir. Tamam, ben kitabı okudum, fakat başka birilerinin bu kitabı okumasını istiyorum. Başka birilerinin de meraklanıp bu kitabı şimdiye kadar eğer okumadılarsa, yani bu kitabı derken herhangi bir kitaptan bahsediyorum, tanıtımını yaptığım, yani övdüğüm diyeyim artık. Bu şekilde benim tavrım. Bunlardan bir tanesi de bu akşam Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli kitabı. Oğuz Atay'ın bu eserini ben şimdiye kadar dediğim işte, tarihi 2014 İstanbul. 2014 yılına kadar okumuş olduğum, okumakta olduğum kitapların, Türkçe kitapların pek çoğunda bu yazara atıfta bulunulduğunu görmüştüm. Ve de özellikle hani bu kitap okunmalı, bu kitap okunmadan insan kendini eksik hisseder şeklinde bir sürü tavsiyeler vardı. Nihayetinde işte kitap elime geçip edindikten sonra kitap epeyce de bir hacimli bir kitap. Bu kitabı insanların neden başkaları için tavsiye ettiklerini daha iyi anladım. Şöyle söyleyeyim ben. Tutunamayanlar Oğuz Atay'ın ilk eseri. Daha sonra şöyle bayağı hacimli bir kitabı. Oldukça kalın. Daha sonra Tehlikeli Oyunları yazdı. Ancak tutunamayanlardakilerin tortularını kullandı. Tutunamayanlarda kullandığı fikirlerin tortularını kullandı diyeyim artık. Ondan sonra Oyunlarla Yaşayanlar da yine bir miktarında kullandı kalanları. Ya da artık şöyle diyebilirim, belki hani çok acıklı olacak ama başka bir malzemesi kalmadı. Korkuyu beklerken ve bir arada bir bilim adamının romanı vardı. O kitabı bulamadım. En sonuncu da Eylem Bilim. Seri bu şekilde tamamlandı. Aslında beyin tümöründen hayatını kaybetmeseydi, Türkiye'nin Romanı adlı, yani Türkiye projesi üzerine diyerekten bir kitap daha hazırlayacakmış. Türkiye Büyük Projesi, Türkiye'nin romanı diyerekten nitekim 77'de vefat edip gitti. Oğuz Atay aslında teknik kökenli bir arkadaş, teknik kökenli bir yazar. Mimar kendisi. Zekasının da hayli normalin üzerinde olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Bu yazarın kitabında ben geçen seferki videomda olduğu gibi alıntılar yapmayacağım. Belki bir yerde Tutunamayanlar isminin nereden geldiğiyle ilgili bir pasajı okuyabilirim. Fakat şöyle söyleyeyim. Dilde kıvraklığın, dilde esprinin, mizahın ne olduğunu merak edenler bu kitabı okusunlar diyorum arkadaşlar. Yani dilde zeka ve entelektüel birikim nasıl kaleme alınıyormuş, yani kendi ana dilinden bahsediyorum. Bunu
nasıl olduğunu merak edenler, örnek almak isteyenler, var mı böyle bir Türk yazarı diyenler, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar adlı eserini okusunlar. Benim üçüncü dilim İspanyolca. İspanyolca romanlar da okuyorum. Cervantes Enstitüsü'nden, o zaman çok kolay değil de İspanyolca kitapları getirtmek. Cervantes Enstitüsü'nden emaneten aldığım kitaplardan bir tanesinde, İspanyolca kitaplardan bir tanesinde, İspanyol yazarın şöyle böyle 2, 3, 4, 5 sayfa böyle arka arkaya hiç noktalama işaretleri kullanmaksızın cümlelerini görünce hem beğendim hem dehşete kapıldım. Allah'tan böyle bir kitabın çevirisine üstlenmemişim, böyle bir projenin içerisinde yer almamışım diye düşündüm. Fakat bir taraftan da herhangi bir noktalama işareti koymaksızın yazarın bütün düşüncelerine, fikirlerine nasıl akıcı bir şekilde dile getirdiğine de hayran kalmamak işten bile değil açıkçası. Bunu neden söyledim? Oğuz Atay'da da var böyle bir şey. Tutunamayanlar da var. Üstelik öyle 4-5 sayfada değil, 15-18 sayfa. Şimdi tam bilemeyeceğim. Kendisi işte sevgilisine içini dökerken, duygularını ifade ederken bu şekilde oldukça uzun bir pasajlar, yani konuşma pasajları hiç herhangi bir noktalama işareti olmaksızın, zaten oradan da anlıyorsunuz ki duygularını herhangi bir kısıtlayıcılığa, yani noktalama işaretleri, duraksama veyahut da işte pause veyahut da işte herhangi bir şekilde bekletmeye tabi tutmaksızın doğrudan doğruya aktarmış, akıtmış. Birden fazla medeniyetin etkisi altında kaldığını da görüyoruz Oğuz Atay'ın. Oğuz Atay elbette bu toprakların insanı, Orta Doğu insanı. Yani bir ayağı Batı'da, Balkanlar'da, bir ayağı Orta Doğu'da olan Anadolu'nun tipik, klasik bir aydını demeyeceğim. Çünkü bu tanımın çok çok ilerisinde Oğuz Atay. Bir kere Batı medeniyetiyle ilgili, Yunan medeniyetiyle ilgili oldukça köklü, derin bilgisi var. Fakat doğudan da, bulunduğu yerden de uzaklaşmamış. Bunu kimi yazarlarımız işte Perger misali, ayağı Perger'in iğne ucu Anadolu'da, diğeri etrafta dolaşıyor diyor. Bu etrafta dolaştığı falan değil, her seferinde Oğuz Atay'ın Perger misali dolaştığını söyleyemeyiz arkadaşlar. Her seferinde elindeki ucuna ip bağlanmış topu kimi zaman Batı medeniyetine atıyor, oradan bir şeyler, yansımalar getiriyor. Kimi zaman içerisinde yaşadığı topluma aksettiriyor, oradan bir tepkiler alıyor. Ve de çoğu zaman da sinik bir şekilde, iğneleyici bir şekilde, fakat çok zeka dolu, iğneleyici bir şekilde o yılların Türkiye'sinde olan bitenleri çok kimseye de küskün olmaksızın anlatıyor. Bir insanın bu kadar entelektüel olmasa insanın hem şaşırtıyor hem de benim hoşuma gidiyor. Çünkü entelektüelin dilinden entelektüel anlar diyorum. Eğer ki tabii kimseyi incitmek de istemem. Acaba bir şeyler mi kaçırdım, bir şeyler mi eksik kaldı diye düşünüyorsanız Tutunamayanlar kitabını, Oğuz Atay'ın bu kitabını okursunuz. Sadece bir tek yerde bir alıntı yaparaktan bu videoyu tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Tutunamayanlar. Garip Yaratıklar Ansiyopedisi'nden sayfa 149'da. Tutunamayan. Disconnectus erectus. Böyle bir klasifikasyon var mı biyolojide? Bilmiyorum ama espri dolu olduğu her halinden anlaşılıyor bu cümlenin. Disconnectus erectus. Tutunamayan. Beceriksiz ve korkak bir hayvandır. İnsan boyunda olanları bile vardır. İlk bakışta dış görünüşüyle insana benzer. Yalnız pençeleri ve özellikle tırnakları çok zayıftır. Dik arazide yokuş yukarı hiç tutunamaz. Yokuş aşağı kayarak iner. Bu arada sık sık düşer. Tüyleri yok denecek kadar azdır.
Gözleri çok büyük olmakla birlikte görme duygusu zayıftır. Bu nedenle tehlikeyi uzaktan göremez. Erkekleri yalnız bırakıldıkları zaman acıklı sesler çıkarırlar. Dişilerini de aynı sesle çağırırlar. Genellikle başka hayvanların yuvalarında onlar dayanabildikleri sürece barınırlar ya da terk edilmiş yuvalarda yaşarlar. Belirli bir aile düzenleri yoktur. Doğumdan sonra ana, baba ve yavrular ayrı yerlere giderler. Toplu olarak yaşamayı da bilmezler ve dış tehlikelere karşı birleştikleri görülmemiştir. Belirli bir beslenme düzenleri de yoktur. Başka hayvanlarla birlikte yaşarken onların getirdikleri yiyeceklerle geçinirler. Kendi başlarına kaldıkları zaman genellikle yemek yemeyi unuturlar. Bütün huyları taklit esasına dayandığı için başka hayvanların yemek yediğini görmezlerse acıktıklarını anlamazlar. Bu sırada çok zayıf düştükleri için avlanmaları tavsiye edilmez. Kitabın içerisinde alegoriler var, benzetmeler var, göndermeler var, kelime oyunları var. Batı medeniyetiyle ilgili eleştirileri var, özentileri var, inançla ilgili çok keskin olmamakla birlikte ve inanç müesseseleriyle ilgili çok keskin olmamakla birlikte eleştirileri var. Sadece Orta Doğu ile ilgili değil, hani Batı kökenli dinlerle de ilgili kıyasıya bazen sinik bir şekilde eleştiri getirdiği oluyor. Ben Tutunamayanları çok kısa sürede okudum, bitirdim. Ve de insan bazı kitapların bitmesini ister. Hemen bitirip kurtulmak ister o kitaplardan. Tutunamayanlar için benim söyleyeceğim şudur arkadaşlar. Bu kitabın ben hiç bitmesini istemedim. Hiç ama hiç istemedim. Ve de her biten sayfada zevkin azaldığını ve de tükenip biteceğini ve de aldığım zevkin en sonunda sona ereceğini düşündüğüm için yapabileceğim bir şey yoktu. Tutup da kitabı bir taraftarı da kaldırıp atamazdım. Kitap bu şekilde bitti. Daha sonra bu kitapla ilgili yorum sitelerinde, forum sitelerinde pek çok alıntılar gördüm. Yani o alıntıların her birisini gördüğümde kitabın sayfaları gözümün önünden tekrar tekrar gözümün önünden geçti. Tabii insanlar ilk defa karşılaştıklarında bu kitaptaki bu entelektüel kişiyle şok oluyorlar. Belki şöyle söyleyebilirim. Kendilerinin bir yansımasını da, bir aynada yansımasını da görüyor olabilirler. Dediğim gibi entelektüel olmayan kişi burada adamın anlattıklarını hiçbir şey anlamaz. Söylediklerindeki o benzetmeleri, alegorileri anlamaz. Fakat anlayan da müthiş bir şekilde zevk duyar ve de bitmesini istemez bu kitabın. Ve de kitap bittikten sonra acaba Oğuz Atay'ın başka neleri var diyerekten diğer eserlerine de baktım. Fakat az önceki biraz ölçüyü kaçırmış eleştirimde de olduğu gibi aynı tadı almadım. Yani %60'lara düşmüş gibi düşünebilirim. Tehlikeli oyunlar. Daha sonradan da işte Korkuyu Beklerken var. Fakat bunların her birisinde Oğuz Atay'ı görüyorsunuz tabii yazılarını, yazı stilini, tarzını. Aynı eleştirel, tatlı sert eleştirel yapıyı ve de her cümlesinde yani bilgece söylenmiş her bir cümlesinde çok yoğun bir bilgi birikiminin, entelektüelitenin olduğunu görüyorsunuz. Bilmiyorum belki bir takım kişileri heveslendirmiş olabilirim Oğuz Atay konusunda. Evet, bir de şöyle söyleyeyim, Oğuz Atay'ın bu Tutunamayanlar kitabı eğer basında şurada burada çok reklamı çıkarsa fiyatını uçuruyorlar da uçuruyorlar arkadaşlar. Yani normalde işte 30-40 liralık kitap bakıyorum raflarda 60 liralık 70 liralık etiketlerle ama bir şekilde eğer bu kitaba sahip olmak istiyorsanız ucuzluğa kitap bulmanın yolları var işte. E-ticaretle ulaşabileceğiniz şekilde. Bundan başka fazla bir şey söylemiyorum. Kitaplığımın en sevdiğim köşesinde, en sevdiğim kitap dizisinden birisidir Oğuz Atay serisi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.